YouTube sayfama üye olmak için tıklayın. Havuç. Bak Mete, topu ne kadar yükseğe atıyorum. Sen bir de benim atışıma bak. Az kalsın bulutlara kadar gidiyordu. Asıl şimdi bulutları gidecek. Bak. Yakalayamadım topu. Aa, Mete, o ne? Bir sepet. Kurabiyelere bak. Nefis görünüyor. Hadi yiyelim. Olmaz Mete, yiyemeyiz. Ama neden? Çünkü bu kurabiyeler bizim değil. Ama Nilo'ya sadece bir tane yiyeceğim. Mete, bizim olmayan şeyi nasıl yeriz? Peki bu kurabiyeler kimin? Bilmem. Belki de bu çocuk unutmuştur. Etrafta bizden başka kimse yok. Mete bak, bir tavşan. Elinde havuç var. Havucu nereden aldı acaba? Belki bir sepetin içinden almıştır. Belki de havucu ona biri vermiştir. Bence tavşanı izleyelim. Bakalım havucunu nereden alıyor? Koş Mete, tavşan gidiyor. Bakalım nereye gidiyor? Tavşan seni. Demek havucunu buradan alıyorsun. Hem de izinsiz. Dur Mete, havuç almadı daha. Belki izin alıyordur. Bak bak, kim gelmiş? Bitirdin mi havucunu? Hadi, al bakalım. Afiyet olsun küçük tavşan. Tavşan bile havucunu izin almadan yemiyor. Evet, biz de o nefis kurabiyeleri yiyemeyeceğiz. Çünkü sahibini tanımıyoruz. Tanısaydık belki izin alırdık. Ne yapalım? Biz de gidip oyun oynayalım. Tamam, hadi bahçeye kadar yakala beni. Nilo'ya, Mete. Efendim anne. Çocuklar kurabiyeleri neden yemediniz? Anneciğim, bu kurabiyeler bizim değil. Sahibini tanımıyoruz. İzinsiz yiyemeyiz ki. Haklısın kızım. Sizin olmayan şeyleri izinsiz alamazsınız. Ama bu sepet sizin. Bizim mi? Evet. Bu kurabiyeleri sizin için ben yaptım. Siz oyun oynarken buraya bıraktım. Canım annem benim. Çok teşekkürüm. Mete, yavaş ye, tıkanacaksın. Ben nefis. Ellerinize sağlık.
Barış anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Son. Ne güzel bir gün değil mi Tosbiğim? Güneş bana gülümsüyor. Güzel güneş. Annemle babaanneme göstermeliyim bu güzel güneşi. Anne! Babaanne! Aa! Güneş bu kadar güzelken, çiçekler bu kadar güzelken annemle babaannem neden bu kadar mutsuz? Buldum. Annemle babaannemi güldüreceğim. Merhaba sayın seyirciler. İlginç bir haberle karşınızdayım. Nilay'ın annesi ve babaannesi ağlıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Ağlıyordu. Bu haberler de ne böyle? En iyisi kanalı değiştirelim. Agumugugugundugu, dugumugugugulugulugu, mugudugu. Yabancı bir kanalı açtık galiba. Şimdi belgeseller. Minik aslan, anne aslanla babaanne aslanı arıyordu. Ay yapma. Ay. Ben minik aslan. Anne aslanla babaanne aslanı arıyorum. Wow. Başardım. He? Ama... Of... Ama neden gözleri yaşlı? Yoksa gösterilerim yeterince eğlenceli değil mi? Hı? La 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 la. Annem babam kardeşim abim. Tüm sevdiklerim. Hep gülümsesin isterim. Dedem babam. Topları çeviremedim ama sizi güldürdüm. Ama neden hala gözünüzde yaş var? Soğan doğuruyoruz ya kızım, o yüzden. Demek ki hep bu soğanlar yüzünden. O zaman ben de onları atarım. Evladım, hiç soğan atılır mı? Yemek yapacağız onunla. Ama sizi ağlatıyor. Yok öyle değil güzel kızım. Soğan bu. Kesilmiş soğana yaklaşırsan senin de gözlerin yaşarır. Gerçekten mi? Tabii. Bir yaklaş istersen kendin dene. Evet soğan. Ya. Bu çok eğlenceliymiş. Soğan insanın gözünü yaşartıyor. Peki bu avuç ne yapıyor? Gözlerinin daha iyi görmesini sağlıyor. Öyle mi? Hı hı. Ama hala aynı görüyorum.
Öyle hemen olmaz. Çok yemen lazım. Çok. Domates. Senin gibi akıllı domates nasıl da kızarmaya başlamış. Gördün mü domateslik? Bu kardeş gibi kızaracaksın. Lilo'ya ne yapıyorsun? Domateslere bir an önce kızarmalarını söylüyorum. İşe yarıyor mu bari? Bilmiyorum ki, daha yeni söyledim. İyi o zaman, bekleyelim de işe yarayıp yaramadığını görelim. Nilo'ya kızım, öyle başında beklemekle olmaz. Domatesler hemen kızarmaz. Biraz sabretmen gerek. Sabır mı? Nilo'ya sabredemez ki. Ederim. Bak ediyorum. Şimdi sabrediyorum. Domateslerin kızarmasını bekliyorum. Nilo'ya, canım kardeşim benim. Yarın da sabretmen gerekecek. Belki haftalarca sabretmen gerekecek. Biliyorum abi. Anne, ben tosbikle oynamaya gidiyorum. Tamam kızım. Kırmızı domates sever onu herkes. Mis gibi kokunca yemek ister tabii herkes. Ama beklemek gerek, günler geçecek. Yeşil renkler kırmızıya dönecek. Kırmızı domates bilir onu herkes. Her gün soframızda onsuz olmaz hiçbir yemek. Sabrediyorum. Ne zaman kızaracaklar? Aa, belki domateslerin yardıma ihtiyacı vardır. Güzel menemen olur bu domateslerden, değil mi anne? Olur tabii oğlum. Nilo'ya, neredesin? Geldim abi, geldim. Gördün mü? Domatesler olgunlaşmış. Hadi toplayalım da yiyelim. Şey abi, aslında toplamak için acele etmesek daha iyi olur. Bu ne? Bereket bu kızım, bereket. Eyvah, ya bu yılların akarsa? Anne, yağmurdan sonra toplarız domatesleri değil mi? Toplarız tabii oğlum. Hayır olmaz, toplayamazsınız. Nedenmiş? Çünkü domatesleri ben boyadım. Nilo'ya, çok komiksin. Yüzlerce domatesi nasıl boyayabilirsin ki? Doğru söylüyorum abi. Gece boyadım domatesleri. O zaman niye akmıyor senin boyan? Bak, o kadar yağmur yağıyor. Domatesler hala kırmızı. Hı? Kırmızı mı? Ama nasıl olur? Boyam gerçekten iyiymiş. Domatesler olgunlaştığı için kırmızı Nilo'ya. Ama abi, gerçekten gece çıktım boyadım ben onları. Tabii. Nilo'ya doğru söylüyor oğlum. Gece kalktı ve domatesleri boyadı. Ben gördüm. Anne, gizlice yaptım ben. Çok özür dilerim.
Niloya, canım kızım. Dürüst davranıp doğruyu söylediğin için çok teşekkür ederim. Ama bilmen gereken bir şey var. Domatesler sen boyadığın için değil, zamanı geldiği için kızardı. O yüzden kırmızı. Biliyorum anne. Domatesler boyadığım için değil, sabrettiğim için kızardı. Ben sadece domateslere yardımcı olmak istemiştim. Bakın, yağmur durdu. Hadi domatesleri toplayalım. Gelsin. Yakalasana. Yakalayacağım seni. Ay! Nasıl düştük ama? Niloya, şu armuta bak. Çok nefis görünüyor. Tadı nasıl acaba? Hayır Niloya, armutu yiyemezsin. Neden yiyemeyecekmişim? Çünkü armutu ilk ben gördüm. Onu yemek benim hakkım. Ben de armudu son gören kişiyim. O yüzden onu yemek benim hakkım. Hayır Niloya, öyle olmuyor işte. Nasıl oluyormuş Mete? Benim yemem gerekiyor. Bence armut için bir yarış yapalım. Yarış kazanan armudu yesin. Çok güzel fikir. Hadi hemen başlayalım. Ağaçta bir meyve senin mi olsun yoksa benim mi? Birbirimizi üzmeye değer mi? Ağaçta bir meyve biz iki kişiyiz. Yarışmalıyız senle. Kim kazanırsa onun olsun meyve. Bazen anlaşamayız. Başlayalım Niloya. Tamam Mete. Üç deyince başlıyoruz. Bir, iki, üç. Seni geçtim Niloya. Hadi biraz hızlan. Yakaladım seni Mete. Mete geride kaldın. Çok iyi gidiyorsun Mete. Şimdi yakalayacaksın Niloya'yı. Niloya geride kaldın. Biraz daha hızlı zıpla. İkiniz de aynı anda geldiniz. Çok eğlenceliydi değil mi Mete? Evet Niloya. Yarışmayı çok seviyorum. Ben de. İkimiz de kazanıyoruz. Böyle daha eğlenceli. Biz ne için yarışıyorduk? Aa, yarışa o kadar dalmışım ki. Ne için yarıştığımızı unutmuşum. Hatırladım. Armut için yarışıyorduk. Mete, bence armutu ikimiz de hak ettik. Onu ikiye bölüp beraber yemeliyiz. Hadi hemen yiyelim. Aa, armut yok. Tüh, bütün gün armut için yarışmıştık. Nereye gitti ki bu armut? Armutu yemiş. Ben armut için yarıştığınızı bilmiyordum.
Bilseydim onu yemezdim. Çok üzgünüm. Üzülme abi. Senin hatan değil. Yarışmak yerine armudu paylaşsaydık böyle olmazdı. Nilay, ama yarışmak da çok eğlenceliydi. Evet. Üzülmediğinize sevindim. Çünkü armut gerçekten çok lezzetliydi. Abi. Neyse canım. Siz de bir dahaki meyveyi paylaşırsınız artık. Tabii yine yarışa dalmazsak. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın.